Evet, Tokyo Olimpiyatları 2020 yılında planlanmıştı. Ertelendi önce, daha sonra Japon hükümeti seyircili oynanmasına karar vermişti ama seyircili yapılmasına karar vermişti ama dün akşam saatlerinde Yoshihide Suga Başbakan basının karşısına geçti ve dedi ki Delta virüsü 1,5 kat hızla yayılıyor. Ülke genel içinde bir risk teşkil ediyor. Bu yüzden Tokyo'da olağanüstü hal ilan ettik 22 Ağustos'a kadar ve bir taraftan da Olimpiyatların Tokyo ve çevresinde salonlarda ve stadyumlarda seyircisiz yapılmasına karar verdik dedi. Tabii burada delta kaygılarını görürüz, delta endişesini görürüz. Tekrar söyleyeyim, 1,5 kat hızla yayıldığını söyledi Başbakan Suga. Tabii buradan aslında biraz 2013'e ve 2013'e ve 1964'e de bir atıf yapmak lazım. 2013 yılında İstanbul'la yarışmıştı Tokyo. O dönem tırnak içinde biz üzülmüştük maalesef demiştik. Japonlar çok sevinmişti. Şundan dolayı çok sevinmişti. 1964'te Tokyo Olimpiyatları'nı düzenlemişlerdi ve hatırlarsanız 1960'tan itibaren Japon ekonomisi bugünkü Çin gibi müthiş bir yükselişe geçmişti. 1970'ler, 80'lerin sonuna kadar ve Japonlar hep o olimpiyatları, 64 olimpiyatlarını Japonya'nın yükselişinin bir simgesi olarak görmüştü. Nitekim 2013'ten sonra da özellikle Japon yönetimi bizim üzerimizde 1990'dan bu yana bir durgunluk var. Ekonomide bir durgunluk var ve o, ne diyelim tabiri caizse o ölü toprağını atmak için de durgunluktan çıkmak için de bu olimpiyatlar vesile olsun diyorlardı. Bir umut sembolüydü ama tam da olimpiyat meşalesinin Tokyo'ya girdiği vakitte böyle bir karar almak durumunda kaldılar diyeyim.